Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bağlama öğrencisi 20 yaşındaki Yeşim Gür. Hayatının merkezine küçük yaşta tanıştığı bağlamayı alan Yeşim Gür, şimdilerde aldığı akademik eğitimle hem Elazığ müziğine hem de Türk Halk müziğine hizmet etmek istiyor. Uyanmış. Halk müziği kültürünün var olduğu bir ailede büyüyen Yeşimgür'ün ilk ustası ise babası ve abisi. Ben zaten halk müziği kültürünün hep var olduğu bir ailede doğup büyüdüm. Abim yine bağlama sanatçısı, bağlama çalıyor, eğitimler veriyor. Keza dayımlar, kuzenim yani bizim ailemizde böyle aile boyu bir gelenek haline gelmiş bağlama çalmak, Türk söylemek. Ee, ben de bu geleneğin bir parçası olmak istedim. Ve çok küçük yaşlardan beri özenerek e, baktığım, özenerek çalmak istediğim böyle çok çalanları imrenerek baktığım bir enstrümandı. Çok kendime çalıp söylemek istiyordum. Biz köyde doğup büyüdük. Yine e, köye gidip gelmelerimiz devam ediyor. Babam küçükken beni karşısına oturturdu, türkü söylemeyi öğretirdi bana. E, abim İstanbul'dan Eliza geldi ve burada bir müzik merkezi açtı. Fethi Gür. Ona çok teşekkür ediyorum. İlk ustam, ilk öğretmenim odur. Ondan öğrenebildiğimi öğrenmeye çalıştım. O da e, bilgilerini bana çok iyi bir şekilde aktardı. Ona da çok teşekkür ederim. Bağlamaya 8. sınıfta başladım. E, dediğim gibi abimin yanında öğrenmeye başladım. Daha sonra liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavlarına hazırlanırken çok farklı bir bölümde okuyordum. Sayısal bölümde okuyordum Anadolu Lisesi'nde. Ama gönlümden geçen her zaman müzik okumaktı, bağlama çalmaktı. Bu anlamda Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde çok istiyordum. Oranın eğitim kadrosu hep böyle hayran olduğum kişilerden oluşuyordu. Oraya gireceğim dedim. Ben bu alanda ilerlemek istiyorum ve bu alana, bu alana yönelik çalışmak istiyorum dedim. Sınavlarına hazırlandım ve Tolga Antiktaş hocamla çalıştım. Ona da çok teşekkür ediyorum. Tolga Antiktaş hocamla 3 aylık bir çalışma sonucunda Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne girmeye hak kazandım. Kendisini Elazığ türkülerine yakın hisseden Yeşimgür, her yörenin türkülerinin yanı sıra değişti okuyor. Ee, tabii ki kendi yöremden de çalmaya çalışıyorum. Ee, her yöreden aslında ayırt etmeden dinliyorum, ayırt, ayırt, etmeden icra etmeye çalışıyorum ama herkes de olduğu gibi bende de böyle bir hani yakın hissettiğim, böyle söylerken daha böyle kendimi yakın hissettiğim türkülerim var. Daha çok deyiş değiş söylemeyi çok seviyorum, türkülerimizi söylemeyi çok seviyorum. Yine Elazığ yöresine ait türküler de bana daha fazla hitap ediyor çünkü burada doğdum. Bağlama çalmanın bir yaşı yok diye konuşan Yeşimgür, Herkesin sanatın bir dalı ile ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Bir insanın ne kadar istediğine bağlı bence. Ki e, bağlama çalmak iste, istiyorsanız hiçbir zaman bunu ertelemeyin. Öğrenin. İlla bağlama da değil. E, bence sanatın herhangi bir dalıyla i, bir insan e, ilgilenmesi gerekiyor. Bir insanın sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü sanat ruhun gıdasıdır Her insanın sanatla ilgilenmesi gerekiyor. Ben de müziği kendime daha yatkın hissettim. Müziğe kendimi daha yatkın hissettim. O yüzden müzikle ilgilenmeye karar verdim. E, her insanın müzikle ilgilenmesi gerekiyor bence. Çünkü müzik ruhun gıdasıdır. Bazen çok üzülüyorum, bazen çok sinirleniyorum. Sığındığım tek limanım bu. Derdimi ona anlatıyorum. O yüzden insanoğlu bence bağlama çalmalı. Yani her insanoğlu bir müzik enstrümanı çalmalı bence ya da sporla ilgilenmeli. Yani bir kültürel faaliyet yapması gerekiyor ama bağlamanın yaşı yoktur. Yeşimgür birçok yörenin türkülerinin yanı sıra şalpe geleneğini de devam ettirmek istiyor.